Pampu ve Tampu. Pampu ve Tampu iki iyi arkadaştı. Bu sefer büyük bir yaramazlık planladılar. Tren motor bölümüne oturma fikri. Tren platformda duruyordu. Büyük bıyıklı koca yaşlı adam biletleri kontrol ediyordu ve tren makinisti görünürde yoktu. Bir ağaca yerleşen Pampu, tren motor bölümünde kimsenin olmadığını gördü. Pampu ve Tampu yavaşça ağaçtan aşağı indiler. Motor bölümüne tırmanmaya başladılar. İçinde kimsenin olmadığından emin olmak istiyorlardı. Ve kapının açık olduğunu gördüler. Merdivenleri çıktılar ve motor bölümüne girdiler. Oo, her şey çok parlak ve renkli. Oo, harika. Tampu bak, bu bir gövdeye benziyor. Aşağı eğilmiş. Pampu trendeki çubuk gibi yapıları gördükten sonra bağırdı ve şaşkınlıkla trenin hareket ettiğini gördüler. Oo Allah'ım, tren hareket etmeye başladı. Çuf 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 çuf. Hey Tampu, bak bak, treni ben hareket ettirdim. Pampu çok heyecanlıydı. Tampu da çok mutluydu. İkisi de motor bölümünde zıplamaya başladı ama bir müddet sonra trenin dışında gürültüler duymaya başladılar. Tren tam dolmamıştı ve koca yaşlı adam trenin kapılarını kapatmamıştı ve tren hareket etmişti. Bunu görünce koca yaşlı adam makiniste bağırdı. Treni neden hareket ettirdin? Tam dolmadı. Dur dur, dur dur. Ama içeride makinist yok. Treni kim durduracak? Ve aniden koca yaşlı adam iki maymunu gördü. Pampu ve Tampu trenden dışarı bakıyorlardı. Oh Allah'ım, bu o maymunların treni hareket ettirdiği anlamına geliyor. Platformdaki kargaşayı görmek Pampu ve Tampu'yu daha da mutlu etti. Bu arada Tampu bir yandan bir yana sallandı ve şaşkınlıkla trenin daha da hızlı hareket etmeye başladığını gördüler. Çuf 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 çuf. Şimdi Pampu ve Tampu gerçekten korkmuşlardı. Birbirlerinin ellerini sıkıca tuttular. O kadar korktular ki trenden atlamayı bile düşünmediler. Tren şimdi rayın üzerinde daha hızlı gidiyordu. Bunu görünce koca yaşlı adam, tren makinisti, diğer çocukların babaları hepsi treni kovalamaya başladılar. Dur, dur, treni durdurun, sürekli bağırıyorlardı. Yolcu bölümündeki tüm çocuklar yüksek sesle ağlamaya başladılar. Ve o çocukların istasyonun platformunda bekleyen anneleri de ağlamaya başladı. O Allah'ım, çok zor bir zamandı ve tren çok hızlı gidiyordu. Artık Pampu ve Tampu ayakta bile düzgün duramıyorlardı. Tampu kendisini dengede tutmaya çalışırken neredeyse titriyordu. Tampu makine bölümünde bir düğmeye bastı ve sonra bir şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Trenden bir ses geldi. Siren ötmeye başladı. Pampu ve Tampu o kadar korkmuşlardı ki ikisi de tüm güçleriyle birbirlerine sarıldılar. İkisi de gözlerini sımsıkı kapadı. Oh Allah'ım! Kimse daha neler olacağını bilemezdi. Makinist ve koca yaşlı adam hala treni takip ediyorlardı. Trenin istasyondan ayrılmak üzere olduğunu gören makinist, motor bölümünün kapısının üzerindeki çubukları tutarak motor kısmının içine atladı. Pampu ve Tampu, makinistin motor bölümüne geldiğini fark etmediler bile. Makinist de ilk bakışta iki maymunu görmedi. İlk olarak yaptığı şey, frenlere basarak treni durdurmak oldu. Tren tamamen durduğunda makinist arkasını döndü ve şaşkınlıkla iki maymun Pampu ve Tampu'nun hiçbir yerde olmadıklarını gördü. Nerede şu maymunlar? Onları aramaya başladı. Ancak her nasılsa Pampu ve Tampu orada değillerdi. Zaten bir kargaşa yaratmış ve sahneden kaçmışlardı. Ve bu maymunlar platformun yakınındaki ağaçta oturmuş diye bağırdılar. Platformdaki sahneyle eğlenerek.